Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kaydayı makamında ziyaret etti. Ziyarette Salihli'de bulunan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında önemli kararlar aldığı Atatürk Evi'nin restorasyonu ile ilgili protokol imzalandı. İmzalanan protokolle bu önemli eser Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde Jeopark Belediyeler Birliği tarafından restore edilerek geleceğe taşınacak. Eserin tarihe tanıklık ettiğine dikkat çeken Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yapılacak olan restorasyon çalışmalarının önemini vurguladı. Kurtuluş Savaşı'nın en son komutasının yapıldığı, en son kararının verildiği evin Türkiye'ye kazandırılması bizce çok çok önemli. Tarihe bir not düşmek bu. Çünkü Atatürk burada en son Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Halid ile burada toplantı yapmış ve bu evin yıllarca atıl bir vaziyette kalması bizi rahatsız ediyordu. Geçen dönem kaba inşaatını hep birlikte bitirdik. Bu dönemde ince işçiliğiyle birlikte inşallah en kısa zamanda bitirip Atatürk evinin sadece bizim bölgemize değil, tüm Türkiye'ye tanıtılması açısından gerçekten tarihin bir notu anlamında çok önemli bir nokta olduğu için bunu çok önemsedik. Ben Cengiz Başkanım'ın nezdinde sizlere de teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde de Cengiz Başkanımıza teşekkürlerimizi sunalım buradan. Çalışmaya devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Sizlerle beraber olmak bizleri mutlu ediyor, onur ediyor. Salihli gibi güzide bir kentimizin, şehrimizin, büyük bir şehrimizin ihtiyaçlarına beraber ortak çözümler bulmak konusunda çalışmalarda bizi teşvik ediyor, onur ediyor.